ne güzelsin. Kınalığı da çok güzel. Evet, ben de çok beğendim. Ne kadar aldı kına kıyafetini? Kına kıyafetini ben özel diktirdim. Satın mı aldın peki, kiraladın mı? Yok, kiralık diktirdim. Fiyatı? Gelinliğimle beraber 17.500. Bu başından aşağı paraları atan hanım kimdi? O annemdi. Öyle mi? Evet. Ne kadar genç ve güzel, çok güzel gözüküyor. Kaç kıyafeti? Evet. Toplamda 8 tane kıyafetim vardı benim. Tek gecede evet. Mi? Evet. 3 tanesini diktirdim, geri kalanını hazır kiraladım. Ya Hasret, çok kalabalık değil galiba ha? Kına gecesi bizde pek kalabalık olmuyor. Burada düğünüm kalabalık oldu. Bu Arnavutların adeti değil mi? Evet, Arnavutların adeti ve ben Arnavutların içinde yetiştim, büyüdüm. O yüzden onların kıyafetini de giymek istedim. Çok güzel. Bu Beyazlı Hanım kim? O Beyazlı annem, Mavili kayınvalidem. Oo, anne kaç yaşında? Annem ve kayınvalidem aynı yaştalar, 45 yaşındalar. Ay maşallah, doğum tarihleri de aynı. Annen de gelin gibi olmuş. Evet, ben istedim beyaz giyinmesini. Hani ablan gibi duruyor. Evet. Çok güzel olmuşsun. Tüm kıyafetleriniz kiralık mıydı? Hepsi kiralıktı. Nişanlığımı kendim diktirip almıştım. Gereksiz yer kapladığı için. Ayağına kına yakıyorlar. Evet. Bunu ilk defa görüyorum. Neden ayak peki? Bizde ayağı da kına yakılır. Bir anlamı var mı? Eskiden gelen bir gelenek yok. Özel bir anlamı yok. Yani geline ele de kına, ayağı da kına yakılır. Peki ayağına kına yakıldı. Hemen kalkamadın o halde. Bir çorap mı, ne giydin? Onlar için ben eldivenler diktirmiştim. Ayağıma onları geçirdiler. Ne kadar kaldı onlar ayağında? Onlar ayağımda eve gidene kadar kaldı. Sonra sırtladı, yıkadı. Arabaya getirdi, eve geldi. Sonra yıkadım. Peki onu kim yıkadı? Çünkü biz bu bölgede, Trakya bölgesinde kayınvalideler yıkıyor, evet, diye biliyorum. Eskiden kayınvalideler yıkarmış. Evet. Bir de dışarıda böyle musluklar olurmuş. Evet, dışarıda bahçede. Dışarıda ya da dere boylarında yıkanılırmış. Ama Çerkezköy'de öyle bir şey olmadığı için annem yıkadı ayağımı. Bu kim? Damat mı? Bu eşim. Buranın bir geleneğidir bu. Damatlara bu şekilde yapıyorlar. Tabii hepsine aynı olmuyor. Yaptıkları meslek gruplarından bazen yapıyorlar. Diyelim benim eşim kuaförlük de yapıyor. Aha. Yani ben sandım ki böyle tıraş köpüğü falan sıkarlar, öyle oynatırlar onu sandım ama onu biraz farklı bir şey yaptılar. Daha değişik olmuş. Evet. Eğlenceli olmuş. Peki ne takıldı düğünde? Düğünde 150 milyarlık bir takı takıldı. 150 bin TL'lik. TL'lik bir takı takıldı. Evet. Ayrıyeten bileziklerim var. İki tane kayınvalidem taktı, iki tane eşim taktı, diğer iki tanesini de kaynatam taktı. Bunları kim taktı? Bunları bana eşim yaptırmıştı hediye olarak. Ay ne güzel. Birini nişanlık döneminde yaptırdı, birini de yeni yaptırdı. Bunu da aynı şekilde nişanlık döneminde. Ne güzel. Evet. Peki ilk aldığı yüzük hangisiydi? İlk aldığı yüzük... Beştaş'ını evet. Aldı. Çok güzel. Şimdi evden çıkarken para takılıyor. Ben ilk defa evden çıkarken birinin para taktığını gördüm. Bu nedir? Kuşak parası olarak geçiyormuş. Evet. Kuşak parası olarak geline takılırmış o. Buranın bir adeti mi? Buranın değil de uzun köprünün adetiymiş. Evet, ilk defa gördüm ben de. Kuşağımın yanındaki de komşumuz annem. Kuşağını kim bağladı peki? Dayım bağladı. Güvercin uçurduk biz gelin çıkışında. Kolundaki baban mı? Yok, dayım. Ha, dayın. Kollarında ne var peki şu an? Ekmek ve Kur'an-ı Kerim var. Gelin çıkışlarında, kapıdan çıkışta işte bereketli olsun gibisinden veriyorlar.